Değerli başkanlar, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, bugünkü son vakamızı sunacağım. Son vakamız 31 yaşında erkek hasta, bize nörolojik kliniğinden kriptolojik stroke nedeniyle yönlendirildi. Hastanın bütün biyokimyasal incelemeleri yapıldı. 24 saatlik, 48 saatlik ritim halteri değerlendirildi. Ekosunda bir patoloji saptanmadı. Daha önceden de bir medikal anamnezi yoktu. Biz bunun üzerine hastaya transezofageal eko yaptık. Transezofageal ekoda 2.6 milimetrelik tünel tip, tünel uzunluğu da 16 milimetre olan bir foramen ovale saptadık. Burada tünel uzunluğunun 16 milimetreden uzun olması, PFO çapında 2 milimetre, 2'den fazla olması üzerine biraz da bize hipermobil olarak gördük. Yüksek riskli olarak değerlendirip kapama kararı aldık. Bu tünel tipinin 16 milimetreden uzun olması biz acaba standart yöntemle değil de atrial septostomi yaparak mı kapatalım diye düşündük. İlk önce prosedürde atrial septostomiyi denedik ama hastanın interatrial septumu bayağı bir hipermobildi, flexible'dı. Onu başaramadık. Daha sonra tekrar standart prosedüre döndük. Burada PFO'dan multipurpose kateterle geçtikten sonra stiff guide'ımızı gönderdik. Ardından balon sizing yaptık. Daha sonra 25 milimetrelik amplaster PFO occluder device'la PFO'yu kapattık. Sonra çeşitli görüntülerden kontrol ettik T'de. Rimler yerinde mi, cihaz içinde kaçak var mı diye. Çeşitli açılardan T ile kontrolümüzü yaptık. Tatmin edici bir sonuç elde ettiğimizi düşündükten sonra cihazımızı bıraktık. Daha sonra hastamızı bir sıkıntı olmadan aspirin ve klopidogrel tedavisiyle taburcu ettik. 6. haftalık kontrolünde kontrol ekosunu görüyorsunuz. Herhangi bir bubble study de yaptık ama onun şeyi yok, görüntüsü yok. Bir patoloji saptamadık. Şimdi bu aspirin ve klopidogrel tedavisi altında hastamızı sorumsuz şekilde takip etmekteyiz. Bu işlemi yapan ekibimiz Profesör Doktor Alpay Çeliker öncülüğünde işlemimiz yapıldı. Dinleyicilerimize teşekkür ederim. Soru ya da katkı var mı kayıt için? Ben gene aynı şeyleri tekrarlayacağım. Yani hasta seçiminde mutlaka yüksek riskli grup çok önemli. Bu hastanın kontrast geçiş miktarını mutlaka görmek lazım. Östeşenval ya da Çiari'nin eşlik edip etmediğine bakmak lazım. Bunlar hep yüksek riskli gruptaki hastaları gösteriyor. 31 yaşında erkek hasta, ilginç bir makale aslında, hastanın hangi semptomla ilk olayını yaşadığı. Gözüken şu ki aslında kriptojenik stroke eğer sağ kökenliyse çoğunda örneğin dispne semptomuyla hastalar gelmiş. Makale sanırım hatta bizden giden bir yazı. Ve bu hastalarda sinkop ya da senkopa yakın semptomlar tariflenmiş. Yani kriptojenik semptomun ve embolinin semptomlarını da ilk başta sorgulamakta fayda var. İkinci bir şey, hakikaten atrial fibrilasyon, ben de katılıyorum bu konuda. Bu hasta çok genç ama 6. ayda tekrarlayan holterlerini yapmak lazım. Çünkü yapılan çalışmalarda hakikaten bu cihazların atrial fibrilasyon indiklediği zaten gösterildi. Atrial fibrilasyon açısından takip etmek lazım. Bir de bence ilginç bir şey, tabii bu kadar sorusu olan, cevaplanması zor olan bir şey de hakikaten hedefin ne olduğunu hala seçemediğimizi gösteriyor. Aslında sağdan kaynaklı kriptojenik strokların tedavisi antikoagülasyon. Ama çalışmalarda bakıyoruz ki hem şan protokolüyle ilgili hem tedavi protokolleriyle ilgili ciddi sıkıntılar ve eksiklikler var. Buna rağmen bazı çalışmalarda, yani tedaviyle karşılaştığımızda problemi olmasına rağmen başarılı gibi gözüküyor. O yüzden hakikaten uzun dönemli cihaz kalacağı için bu hasta seçiminin çok dikkatli yapılmasını ben tavsiye ederim. Mesela o pediatrik grupta da o vakanın kapatılması, hakikaten koagülasyon problemleri olan hasta cihaz tromboslarıyla karşılaşabilir. O da ayrı bir başlıktı. Biz de bir ASD vakamızda böyle çok katastrofik bir olay yaşadık. Cihazda trombos oldu ve buna bağlı ciddi sıkıntılar yaşadı.
Bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan yani doğru hastanın, özellikle yüksek riskli hastanın tercih edilmesi ve tedaviye rağmen tekrarlayan emboliler bence bu konunun en önemli ayağı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz? Pardon, panelistlerden önce alıp sonra size bir söz vereceğim. Ben de Bülent gibi düşünüyorum. Yani vaka sonuçları itibariyle son derece güzel. Tabii bunun değerlendirilmesinde muhakkak burada söylemediğiniz şeyleri de kınanıyor. Geçiş içinde bir takım tetkilerle bunu destekleyerek yaptığınızı düşünüyorum. Yani güzel bir vaka ama dediğim gibi bu bir hali. Arada kalan değerlendirmede insanları sıkıntıya sokan bir vaka ama 31 yaşında genç hasta olunca doğal olarak herhalde bu seçimin doğru olduğunu düşünüyorum. Alpay Bey bir cevap vermek ister misiniz? Fazla bir şey söylemeye gerek yok. 30 yaşında başka hiçbir risk faktörü olmayan stroke geçirmiş bir hasta. Patent foramen ovalesi var. Son çalışmalar ışığında özellikle bunun yani kapatılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Burada bir tek ben bu tünel işine biz bazen çok takılıyoruz. Aslında baştan öyle tünel uzun gibi gördük ama sonradan balon falan koyunca baktık ki tünel o kadar da uzun değilmiş. Yani hatta yok gibi bir şey. Hatta Tevfik yanımda, o da dikkat etti. Kateter geçince falan hiç öyle tünel falan açılmıyor. Dolayısıyla Dr. Batz'ın konuşmasında bahsettiği gibi bunları gördükten sonra hemen birden tüneli hani çok uzun gibi algılamadan önce mutlaka bir içine gayet koyup ne olup ne bitiyor ona bakmak lazım ve ona göre ilerlemek lazım. Yani Teoman Bey'in vakasında olduğu gibi böyle çok floppy, anevrizmal bir septum olunca belki yapılabilir ama hatta bu yüzden birçok vakaya belki korkuyla yaklaşılıyor. Yani bunun tüneli çok uzun, bu işte transseptal gerekiyor, çok problemli imiş gibi söyleniyor. Aslında muhtemelen gerçekten transseptal puncture ihtiyacı olan vaka belki 100 vakadan 3'ü 5'i geçmez diye düşünüyorum ben. Çoğunlukla bu iş hatta bu işi çok yapan İsviçre'de Meyer var. Eko bile kullanmıyor. Direkt kateterle girip ampirik olarak 25 milimetrelik cihaz koyup çıkıyor. Bazen de çok pesimist davranmak da iyi değil. Çünkü hakikaten cihazlar tamam hani bir implant yapıyoruz orada bir şey oluyor ama cihazlar da hakikaten bu iş için uygun gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tevfik Bey buyurun. Ben de bir cümle şeyden bahsetmek istiyorum. Artık bu PFO'su olan hastalarda eğer başka sebep gösterilmemişse onlara yine kriptojenik stok terimini kullanmayalım. PFO mediated stok diyelim diyen yayınlar var. Onu da belirtmek istedim. I just want to make the comment that again, maybe this could be an example that although you have a rather floppy septum, that the exit of the tunnel is rather small, as you have shown here. Another possibility is that you have really a long tunnel and that the exit is closed, but that you have a kind of side entrance, that there is a perforation of the septum primum. So that your balloon went to a fenestration instead of through the tunnel. So that's another possibility to explain why you get this very tiny impression on your balloon sizing. So it is possible that in the tunnel it's a blind ending tunnel with no exit, but there is an exit on the side. And it's a small fenestration where you go through with your wire and then you can get an image like this. Of course, the discussion opens then whether you have to close this or not. But if you have right to left shunt, I would close it. And you took a small device which will not harm the patient. So I think it was a good decision. Maybe you are yeah. Right. But Maybe. Yeah. Tell mom. Az önce Saide hocamızın belirttiği bir nokta vardı aslında. Rim'den ziyade kastettiği şey PFO tünelinin aortaya veya inferior vena cava'ya yakınına aynen. Bakmak diye. Çünkü ben bunun hala önemli olduğunu düşünüyorum.
özellikle vurgulamaya çalışmak istediğim nokta şu. En azından bir teli gönderdikten sonra tel göndermeden ölçüm yaptığımız zaman bazen inferior vena kavaya veya superior vena kavaya uzaklıkla aorta olan uzaklık birbirinden çok farklı olabiliyor. Ama teli gönderdiğimiz zaman septumdaki o değişiklik neticesinde o uzaklığı doğru olarak ölçebiliyoruz. Tüm vakalara transseptal punksiyon kesinlikle yapılmamalı. Öncelikle bir kateter gönderildikten sonra, hatta telin gönderilmesi işte o spiral septumu da ayırt edebiliyor. Bazen teli gönderdiğiniz zaman S şeklinde bir görünüm görebiliyorsunuz septumun içerisinde. O yüzden ben hala o ölçümün yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki başka soru katkı var mı acaba Nazan Hocam? Ben bir atrial fibrilasyona takıldım açıkçası çocuk kardiyoloğu olarak. Yani disk device ile ilişkili atrial fibrilasyon disk kullandığımız yani ASD kapattığımız hastalarda çocukluk yaşta takipte de gerçekten görmediğimiz ya da konuşmadığımız bir durum. Erişkinde farklı mı? Hani disk ile ilişkili disk yani device ile ilişkili atrial fibrilasyon görüyor musunuz gerçekten? Hani demin Bülent bir yorum yaptı da. Yani bu sadece bizim değil, literatürün de bir sonucu. Yani sonuçta bu cihaz bir substrat oluşturuyor orada ve iyileşme döneminde de yaratılan bu substrat AF için bir risk oluşturuyor ve bu çalışmalarda da gösterildi. Yani atrial fibrilasyonun sıklığında bir artış var. Özellikle bu cihazların çalışmalarıyla bizim hastada kalacak süreler çok farklı. Çalışmaların çoğu 5 yıllık en fazla, belki uzatılmış çalışmalarda bile süre var ama biz hastaya onu ömür boyu koyacağız. Belki daha sık atrial fibrilasyon göreceğiz. Hatta yaşla birlikte bunun saklığı daha da artacak. Bu yüzden bu konunun da göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İleride belki cihazlar gelişirse bununla ilgili sıklık da düşecektir. Peki başka soru katkı yoksa ben oturumu kapatmak istiyorum. Sevgili Alpay hocamıza bu güzel toplantıyı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Toplantıyı kapatıyorum.